Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yavru kuşlar için QS çalışması yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi benim de iki tane sultan papağanım var. Maalesef anneleri bakmadı onlara. Onlar için de böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Tabii aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Ve bu tarz durumlarda onları hayatta tutabilmek için bu çalışmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle malzemeleri göstereceğim. Bir tane plastik kutuya ihtiyacımız olacak. Bunun boyutu çok fazla önemli değil arkadaşlar. Sadece kapaklı olması gerekiyor. Benimkinde kapakları tutan klipsler de var. Bir tane termostat kullanacağız. Termostat da kutu içerisindeki sıcaklığı dengelememizi sağlayacak. Isı yükseldiği zaman ampulleri kapatacak. Ampul için bir tane ampul duyu gerekli. Bunda ısıya dayanıklı olduğu için porselen tercih ettim. Ampulü çalıştırmak için bir tane fiş kullanacağız. 45 wattlık eski tip ampullerden kullanacağım. Isı yaydığı için bunu tercih ettim. Ve biraz da kabloya ihtiyacımız olacak. Termostatı çalıştırmak için 12 voltluk bir adaptör. Açık kalan noktaları sıcak silikonla kapatacağız. Ve biraz da elektrik bandına ihtiyacımız olacak. Öncelikle ampulü takabilmek için duyu söküyorum. Ve şimdi kabloların ucunu açarak yuvalarına yerleştireceğim. İki tane yuvası var. Bir tanesi artı güç kaynağı, bir tanesi de eksi güç kaynağı. Güzelce yerleştirdikten sonra vidaları sıkıyorum. Ve şimdi plastik kutuya duyu takabilmek için ölçüsünü alıyorum tükenmez kalemle. Ve çizdiğim noktayı da şimdi lehim makinesi yardımıyla çizgiler üzerinden keseceğim. Ben hızlı olması için lehim makinesi tercih ettim ama maket bıçağıyla da kesebilirsiniz. Evet, güzel bir şekilde orayı açıyorum ve şimdi de ampul tarafı kutu içerisinde kalacak şekilde duyu yerleştiriyorum. Evet, tam olarak düzgün kestiğim için yerleşiyor arkadaşlar. Arka kapağını da kapattıktan sonra sıcak silikonla güzelce yapıştırıyorum. Ve fiş bağlantısını da yapalım. Kapağını da kapattıktan sonra ampul olayı bitiyor. Bu kadar basit. Ve sıra geldi termostat bağlantısına. Termostat üzerinde de artı 12 ve GND olan noktalara adaptörümüzü takacağız. Öncelikle artı 12 yazan yere bir kabloyu vidalıyorum. Ve GND yazan noktaya da diğerini. Bunda artı eksi olayı da var. Eğer çalışmazsa kabloların yönünü değiştirerek arkadaşlar tekrar denemelisiniz. Bende de başta çalışmadı. Sonradan adaptörden değiştirince başarılı bir şekilde çalıştı. Ve ampulümüzü de yerine takalım. Şimdi ampule giden kablodan bir tanesini keseceğim. İkiye ayırıyorum. Zaten kolaylıkla ikiye bölünüyor plastik kablo. Kestiğim yere termostatı yerleştireceğiz. Termostat ısıya göre devreyi açacak ya da kapatacak. K0'a fiş tarafından geleni, K1'e de ampule giden kabloyu takacağız. Öncelikle K0 yazan noktaya fişten gelen kabloyu takıyorum. Ve K1 yazan noktaya da ampule giden kabloyu vidalayacağım. Vidaları güzelce sıkıyorum kablolar çıkmasın diye. Ve başarılı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. 34 derece olunca devreyi kesiyor. 34'ün altına düşünce de şimdi ampulümüzü açacak termostatımız. Şimdi termostat ayarını yapalım. Set tuşuna bastıktan sonra artı ve eksi tuşlarından istediğimiz sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Tekrar set tuşuna basıyorum. P0, P1 gibi ayarlar var. P0 H olmalı. H sıcaklıktır arkadaşlar. Tekrar set tuşuna basıp P1'e geliyorum. P1 değeri 0.1 olmalı. P1
H2 değeri ayarlanabilir en yüksek sıcaklıktır. Bunu 39 derece yapacağım. Ve P3 de ayarlanabilir en düşük sıcaklıktır. Bunu da 34 derece yapacağım. Bunların altına ya da üstüne çıkamıyoruz ayarladığımız zaman sıcaklık konusunda. Evet, o da tamam ve şimdi kabloları kutumuzun kavisli kısımlarına gizleyeceğim. Sıcak silikonla yapıştırarak geliyorum arkadaşlar. Ve termostatımızı da hemen yan tarafa yerleştireceğim. Termostat başta ampule yakındı. Sonradan biraz daha uzak noktaya aldım onu. Kutunun yan tarafına sabitliyorum termostatı ve termostatın sıcaklık kablosu içinde bir tane delik açmam gerekiyor. Onu da şimdi içeriye sağlayacağız. Biraz dar oldu, biraz daha genişletelim. Evet, onu da oradan içerideki sıcaklığı ölçmek için takmamız gerekiyor. Tabi biraz uzun oldu kablo. Sonradan telle bağlayarak içeride toparlamaya çalışıyorum. Ve sıra geldi oksijen deliklerimize. Kutunun üzerinde toplamda 8 tane oksijen deliği açacağız. Yine lehim makinesiyle ısıtarak açmaya çalışıyorum. Tabi biraz zor oluyor, sert olduğu için plastik. Bastırarak açmaya çalışıyorum. Yine farklı cihazlarda kullanabilirsiniz ya da maket bıçağıyla da açılabilir. Ve son oksijen deliğini de açtıktan sonra oksijen deliklerini tamamlıyoruz. Ve şimdi kutunun alt kısmına ısı yalıtımını sağlamak için strafor köpük keseceğim. Ben elimde bu olduğu için değerlendirmek istedim arkadaşlar ama normal strafor köpüklerden de kullanabilirsiniz. Ölçüsünü aldıktan sonra şimdi maket bıçağıyla kalıbımızı çıkaracağım. Ve tam istediğim şekilde köpüğümüzü çıkarıyorum. Bir deneyelim bakalım. Evet, tam şekilde kutumuzun alt kısmına oturdu. Şimdi kuşların olduğu taraftan ampul tarafına geçmemesi için ortaya tel bölme yapacağım. Ben kafes altı ızgarası kullandım ama kümes teli de kullanabilirsiniz. Bu biraz daha estetik durduğu için bunu tercih ettim, fazladan olduğu için. Şimdi onu da strafor köpüğe saplayarak sabitlemeye çalışıyorum. Ve kutumuzun içine yerleştiriyorum. Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Şimdi sallanmaması için kutumuza silikon yardımıyla sabitliyorum. Evet, kapağımızı da kapattıktan sonra artık kullanım için hazır hale geliyor. Şimdi folluğumuzu yerleştirelim. Sağa sola çok fazla gitmemeleri için bir tane folluk koyuyorum. Ve ısı ölçen kablomuzu da yine kuşların olduğu noktaya getiriyorum. Işıktan etkilenmemeleri için de bir tane bez yerleştiriyorum. Ve artık kuşlarımızı kutumuza yerleştirebiliriz. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer benzer bir durumla karşılaşırsanız ya da karşılaşmasanız bile önlem amaçlı bu tarz bir yavru kuş bakım küvezi yapabilirsiniz sizler de. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.